17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli İkizler Burcu nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Güzel mi? Umutlu mu? Her şey umutla olsun. Allah sizinle olsun istiyorum. İş yerinizde yani insanlar tarafından negatif enerji. Gün boyu sizin elektrik yüklenmiş gibi hissedeceksiniz. Ve çok fazlasıyla gergin, devamlı sevimsiz hareketler sizi fazlasıyla yoracak. O yüzden doğru yaklaşım sizin adımlarınız, onların negatif enerjilerini kendilerinize iteceksiniz. Mecburiyetten dolayı sizinle diyaloglarını doğru akışa sağlayacak. Yani sizi işinizden etmek isteyenler, işinizle alakalı kumpas kurmak isteyenler, sizi kıskanan insanlar aslında siz onların kendi enerjisiyle onları ekart edeceksiniz. Korkmayın, güzel şeyler, güzel olumluluklar hayatınızda sanki mecburiyetten Rabbim size veriyor. Onların sadece hazımsızlığı, kıskançlığı ve bu kıskançlık onlara ters dönecek. Onlar hani işleriyle alakalı noktada bazı haksızlıklara uğrayacak. Çünkü size yapılan haksızlık Allah katından da ve yöneticileriniz evresinde de görülecek diyorum. Ortaklı iş yapan ya da kendi işini büyütmeye çalışan İkizler Burcu'nda çok güzel değişimler, hızlı para akışları, kredi bekliyorsanız bile kredinizle alakalı olumlu süreç ve toparlanmaya çalışacağınız, yavaş yavaş altyapınızı toparlamaya devam ettireceğiniz bir haftaya gir. Aslında biraz gülümsemek, biraz işlerinizle ilgili ılımlı giden şeylerde güzel bir gülümseme enerjiniz olacak. Bu da sizin keyfinizi, enerjinizi düzeltecek diyorum. Evet, büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız, mesela bankada ya da büyük satış alanında çalışıyorsanız ya da Türk Telekom'da, telekom sektöründe çalışıyorsanız, yerinizde güzel değişimler, yenilikler, medya sektöründe çalışıyorsanız güzel, hızlı gidecek akışlar sizi mutlu edecek. Bazı ikizler burcu maddiyatla alakalı değişmesini istediği konuları var. Yani bulunduğumuz şirkette aynı parayla artık bir hakkımız doğru şekilde verilsin. Para eviniz biraz gergin ve huzursuz. Bence bunun için Haziran sonuna ihtiyacınız var. Aslında Eylül'e ihtiyacınız var ama ufak ufak geçmişe ait paralarınız yavaş yavaş ödenecek. Ama şu an toplu bir beklentiniz varsa imkansız diyorum ama belli aralıklarda yavaş yavaş bu paralarınız size iade edilecek değerli İkizler Burcu. Yeni iş kurmak isteyenler için evet güzel fırsatlar var ama şu an acele etmeyin. Bir Haziran ayını da görelim değerli İkizler Burcu. Çünkü sizin kenarda ufak bir paranız var. Bunu hani yapın ama şu an bu krizde bunu yapmanızı uygun görmüyorum. Hatta şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir de evinizi satmak istiyor. Ya toprak ya da ev satımı var. Bu gerçekleşecek. İlk önce yeni alacağımız evi belirleyelim. Kalan parayı da Haziran itibariyle ne işe çevireceksiniz? Çevirin. Olumlu süreç. Bu ara kazalara dikkat ediyorsunuz. Trafik dikkatsizlikten kaynaklı adaptasyon problemi olabilir ve kazalar yapabilirsiniz. Araç kullanırken dikkat edin diyorum. Değerli İkizler Burcu gözle alakalı. Göz tansiyonunuz, hani göz ağrılarınız ve göz ağrılarınız başa yani gizli şekeriniz olabilir. İhmal etmeyin lütfen rica ediyorum. Çünkü gözde ciddi bir ağrı söz konusu. Son zamanlarda da çok yakın bir dostunuzdan çok güzel bir iş teklifi alabilir. Ve bu iş teklifini değerlendirdiğinizde de güzel olumlu kapılarınızda olacak. Yani aslında sizin için kötü düşünen insanlara Rabbim öyle bir ders verecek ki siz aşağıdayken yukarı çıkacaksınız. Görünmüyorsanız görünür bir enerjiye gireceksiniz. Yani iş konu ortaklı iş yapanlarda hızlı kredi, parayla ilgili rahatlama, beklediğiniz anlaşmalar doğru süreçte. Ama şu an iş kurmak isteyenler için Haziran'ın beklemesi sağlıklı ve hayırlı diyorum. Sizin ailenizle alakalı uzun süredir bir gerginlik vardı. Bunlarla iyileşme, güzel iletişim, daha anlayışlı, daha birbirimizi anlayacağımız bir haftaya giriş yapacağız değerli İkizler Burcu. Yani özür dileme ve hatalarınızı görme haftası olacak. Aile büyükleriniz de bunun adına çok sevinecek. O yüzden ailenizi sevindireceksiniz. Bu da güzel bir duygu. İlişki konusunda değerli ikizler, aşksızım, ölüyorum, nefes alamıyorum, eski sevgilim artık bana geri dönsün diyorsunuz. Evet, güzel bir iletişim yaşanacak.
Ama adı üstünde eski, yani sizin hayatınıza da gelse bunun size bir cacık olacağını düşünmüyorum. Yani haritanızda diyor ki yenilikler var, yenilikleri gözden geçir. Yani sen Mayıs sonuna kadar yeni kalbe, yeni aşka erişeceksin. Gereksiz tripleri kenara çıkart, bol iletişim haftan, bol iletişim diyaloğu yaşayacağım bir evre, şans ver yeniliklere açıl diyor. Evli olanlarda biraz riskli bir hafta, birbirimizi kırabilir, üzebilir ve gereksiz alınganlıklar yapabiliriz. Ve bazı ikizler burcu da boşanma konusunda netliğe kavuşmak istiyor ve eşinin ya da haklarla alakalı noktada doğru bölünüp çocuklarımın hakkı ziyanı olmasın diyor. Bu mahkeme daha uzayacak ama haklarınızı alacaksınız diyorum değerli ikizler burcu. Üniversite sınavına hazırlanan, özellikle iletişim okumak isteyen, uluslararası ticaret okumak isteyenlerde gayet bir başarı var. Yani kaymakamlık okumak isteyenlerde de, maliye okumak isteyenlerde doğru bir evre var. Adaptasyon, Kalem suresini mutlaka sizler de okuyorsunuz. Enerjiniz her gün üniversite evresine kadar Kalem suresini her gün bir bardak suya okuyun ve kalem gibi sınavınız geçsin istiyorum. Bazı ikizler, üniversite liseye sınavına girecek ikizler burcu için de diyorum ki sizin aklınız o kadar zeki ki ve siz bunu başaracaksınız. Korkmanıza hiç gerek yok. Biraz anneniz abartılı konuşuyor ya da babanız bu konuda baskı yapıyor. Biraz baskıları aileniz geri tutsun. Siz bunu aydınlıkla başaracaksınız. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Umut sizlere de olsun inşallah. Hoşça kalın.